Şimdi yumurtayı konuşalım. Evet, mavi yumurtayı konuşalım ama hocam artık bu yumurtalar bitti. Bilmem. Ben mavi yumurta diye bir şey bilmem. Peki ama çocuklar, gösterelim size o zaman nasıl oluyormuş bu mavi yumurta, sonra da soralım. Boyuyorlar bakalım herhalde, ben öyle düşünüyorum. Ya. Tabii ki içindeki sarıyı da boyuyorlar. Şey olarak yani sevgili dostum Yavuz Dizdar Hoca bunu gayet güzel anlatıyor. Çınlasın. Yavuz kulakları çınlasın. Onun skalası var, o skalaya göre hangi renk yapalım diye. Çin'den gelen boyaları koyuyorlar. Ben bilmiyorum tabii, olmaya da bilir ama. Kardeşim köy yumurtasına köye gidin. Eni boyu değişiktir. Küçüktür. Küçük, kabuğu küçük, serttir. Eğer çok yumuşaksa inanmayın. Peki bir izleyelim görüntülerimizi, sonra da konuşalım üzerine. Bu tavuklar mavi yumurta yumurtluyor. O tavuklarda şu gördüğümüz tavuklar değil mi? Mavi yumurta olur mu demeyin. Efendim bu çocuk neyin peşinde diye yine soruyorsunuz. Bu sefer mavi yumurtanın peşindeyim. Mavi yumurta olur mu? O sorunun yanıtı burada Silivri'ye bağlı Sayalar Köyü'nde. Buyurun size faydası saymakla bitmeyen tanesi 8 lirayı bulan mavi yeşil renkteki tavuk yumurtaları. Şimdi mavi yumurtanın nasıl bir şey olduğunu size göstereceğiz. Son yıllarda popülaritesi giderek artan, kolesterolü yok denecek kadar az olan ve az bulunan bu özel yumurtaların üretildiği çiftliklerin birindeyiz. Çiftliğin sahibi Mustafa Bey'e soralım bakalım. Bu mavi yumurtanın sırrı neymiş? Tavuğun ırkı çok nadir bulunuyor. Mustafa nasıl bir yumurta bu? Rengi yeşil, mavi tonlara da kaçıyor. Cinsi Amerika Araucanus olarak adlandırılan bu tavuk Türkiye'de nadir olarak bulunmaktadır. Kendim yaklaşık 7 yıldan beri bu ırkı besliyorum. Bakın burada aslında her çeşit yumurta var. Bunlar işte mavi olan, yani mavi yeşil olan yumurtalar. Şöyle biraz göstereyim. Mavi yumurtanın sarısı daha tatlı. Sarı olanlar da var bizim bildiğimiz yumurtalardan. Bunlar ama mavi olanlar öyle mi? Evet doğrudur. Bunlar kabuk rengini tavuğun kendi özelliğinden alıyor. Tat olarak diğerlerinden biraz daha tatlı. Bunun da sebebi sarısının daha büyük olması. Sarısı büyük o yüzden daha tatlı. Çok serttir bu yumurtanın. Dolayısıyla üretiminde çok zorluklar çekiyoruz. Şimdi peki bu yumurtayı yumurtlayan tavukta mı keramet yoksa babalarında mı? Tavukta. Tavuğun geninden gelen bir özellik bunun dış rengini bu şekilde yeşil yapıyor. O tavuklarda şu gördüğümüz tavuklar değil mi? Siyah renkli Araucanus cinsi tavuklar. Evet. Kalp yetmezliğinden kolesterole faydası saymakla bitmiyor. Peki bu diğer yumurtalara göre kolesterol bakımından kolesterolü olanlara mı öneriliyor? Nasıl oluyor sağlık genelde bakımından? Genelde sağlıklı yumurta diye adlandırılıyor. Birçok faydala hamile bayanlara, çocuklara, yaşlılara, işte kalp yetmezliğinden kolesterole kadar birçok faydalı yönleri olduğu söyleniyor. Mavi yumurtaların önemini öğrendikten sonra sıra geldi lezzetini test etmeye. Muhabirimiz Kerem mavi yumurtaları bakın nasıl da merakla tatmayı bekliyor. Astıma iyi geldiğine inanılıyor. Bu yumurtaları kıracaksınız öyle mi? Evet efendim. Nasıl peki bu yumurtalar? Çok sağlıklı, astıma, her bir şeye iyi geliyor. Peki niye bunlar mavi? Siz şaşırmadınız mı ilk önce? Şaşırdık. Çocuğa dedim seni kandırmışlar. Hiç mavi yumurta olur mu oğlum? Kandırmışlar. Evet. Ama olunca tabii biz de şaşırdık. Nasıl böyle çıkabiliyor? Allah'ın hikmeti mi ne? Evet. Allah'ın bir hikmeti. Tavuk aynı tavuk. Yumurta değişik farklı oluyor. Bu yumurtayı da şimdi kıracağız, onu da kıracağız. Aradaki farka bakacağız. Göreceğiz hep beraber. Buyurun bakalım. Günde 15 mavi yumurta elde ediliyor. Bu tereyağı da halis tereyağı herhalde. Evet, evet. Oh, bu da kızıyor şimdi. Şimdi peki teyzeciğim, bunu siz günde kaç tane böyle yumurtalıyorsunuz mavi yumurta? 10-15 tane kadar alıyorum. 10-15 tane. İşte mavi yumurtanın efendim içi. Bakın sarılar çok büyük. İsterseniz onu kırmayın, şunu bir kıralım. Şimdi bunu kırın. Bakın bu da normal düz sarı yumurta bizim bildiğimiz. Aradaki farkı evet arada fark var hakikaten. Yani o biraz daha küçük ve biraz daha koyu. Diğerleri daha açık değil mi? Evet, evet. Sıra geldi beklenen tadım anına. Tanesi 7-8 lirayı bulan bu mavi yumurtanın lezzeti acaba diğer yumurtalardan farklı mı? Köy ekmeğimizi de kesiyoruz. Yalnız var ya mis gibi kokuyor. Sizin için yiyorum efendim. Böyle çok
tatlı ağızda dağılan böyle güzel bir hafif tadı var. Şimdi Kerem'in yaptığına bak, sizin için yiyorum diyor, batırdı ekmeği, attı yumurtayı. Allah'ım, benim kadar da yumurta seven bir hocam bir ben işte. Ben evet. Bayılıyorum. Hocam, şimdi elime bir bilgi geldi. Bursa'da bir müteşebbisin yetiştirdiği Amerikana cinsi tavukların mavi yumurtaları görenleri şaşırtıyor. Başlığıyla çok enteresan, bir kere 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Fiyatı yüksek. Çünkü gördüğünüz gibi pek çok şekilde çok faydalı olduğu söyleniyor. En son hocama soracağım. Bursa'da Amerikan ırkı olan Kerem dedi ya, babasında mı keramet? Horozdaymış keramet. Çünkü horoz Amerikan. Amerika'nın horozu dölleyince mavi mi çıkıyor yani bu yumurta? Tövbeler olsun. İki çeşit varmış. Mavi ve yeşil olarak yumurtlayan tavuklar. İki çeşitler. Şu an başka çeşitleri yok. Sadece Amerikana ve Arkansas'ta var. İkisi de Amerikan menşeli bir ırk. Yani enteresan tabii. Kuyrukları farklıymış. Kuyrukları var diyor. Fakat Amerikanalarda hiç kuyruk yok horozlarda. Bunların fiziki özellikleri aslında yumurta tavukları olmaları. Senede 180 ila 200 adet yumurta yaparlar. Amerikanalarsa 240 adet yumurtaya kadar ulaşırlar. Bilmiyorum. Burada da farklı yumurtalar var. Şu sözü edilen mavi yumurta, beyaz yumurtanın yanına koyunca epey bir farklı. Şöyle havaya mı kaldı? Ha, şöyle. Hocam, ne diyorsunuz bu mavi yumurta işine? Tam bakışınızdan anlıyorum ama. Bu tavuklar ve bu horozların genetiği değiştirilmiştir. Amerika'dan horoz ithal edilmez. Ayıptır, günahtır bu memlekete. Bana da hakarettir, Türk halkına da hakarettir. İşte bu kadar. Senelerden beri ben söylüyorum, yumurta serbest dolaşan köy tavuğunun serbest yumurtası her zaman sağlıklıdır. 15 tane yiyin dedim diye kıyamet kopardılar. Şimdi efendim yiyorlarmış da bilmem neymiş de, tamamen ticaridir. Bunun ithaline izin vereni de kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum. Bizim horozumuz neyimize yetmiyor bu durumda? Peki, Denizli horozumuz var. Denizli'ye gittim de horoz bulamadıydım, biliyor musunuz bir kere çekime? Ya, onları yok acı, ettiler. Ondan acı. Sonra Amerika'dan horoz ithal ediliyor. Var mı böyle bir şey ya bu memlekette? Çin'den sarımsak ithal ediliyor. Yazık bu Türkiye'ye ya. Yazık bizim halkımıza. Ondan sonra sağlıklı sağlıklı yok, kolesterolü düşükmüş dedi 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 dedi. Bir sürü siz de reklamını yapıyorsunuz. Hocam, biz doğruyu soruyu söyleyin diye size sormak için onu göstermem lazım. Ne sorduğumu nereden bilecek o zaman ya, izleyici? Ya, yani ama ondan sonra mavi... dünyanın parası. Yok efendim, Himalaya tuzuymuş. Türkiye kaya tuzlu, kaya dolu çocuklar. Türkiye'de o kadar çok sağlıklı kaya tuzu mağaraları var ki tasavvur edemezsiniz. Bakın bugün Amerika'da, Florida'da kaya tuzu hastaneleri var. Hastane kurdular. O tuzu Kırım'dan oraya taşıdılar. Kırım tuzu, Kırım'daki kayaların tuzuyla bizim tuzlarımız aynı. Aynı çanaktan meydana gelmiş tuzlar. O tuzdan odalar yapıyorlar. İnsanlar astım hastaları gidip İşte hastane yapmışlar, onu söylüyorum. O biz Himalaya'dan getiriyoruz. Senelerden beri dünyanın dolarını veriyoruz. O efendim, ondan sonra ben kaya tuzu, Çankırı kaya tuzu, Akhisar'da var, şeyde var, Elazığ'da var, Tokat'ta var, Van'da var, Mersin'de var. Her yerimiz kaya çocuklar. Hepsinden 2000 yıllık, 3000 yıllık bozulmamış, işlenmemiş, çevresel kirlenmemiş kaya tuzu çıkıyor kristal olarak. Bunu yemek mecburiyetindeyiz, bunu kullanmak mecburiyetindeyiz. Üç beyaz deyince kaya tuzu tuz değil, kaya tuzu halit minerali. Ama dolarlarla ithal ediliyor, o iyi. Ama Karatay kaya tuzu yiyin deyince radyasyon var. Himalaya tuzunda yok ama Türkiye'de çıkan da var. Hocam, yeni bir haber okumuştum. Atom bombası yapılırken kullanılan bir takım maddelerin kaya tuzunda olduğu ortaya çıkmış diye bir haber. Yok, gayet dengeli. Kaya tuzu tuz değil. Kaya tuzu da 84 tane mineral ve mineral vardır. 84 mineral vardır. O da vardır. Hepsi vardır ama onu, hepsi dengeli olduğu için vücuda zararlı değildir. Bütün nükleer santrallar var, biliyorsunuz. Nükleer santralların çevresi kaya tuzuyla izole edilir, radyasyon çıkmasın dışarı diye. Ben size lamba getirmiştim, biliyorsunuz. Evet, kaya tuzundan ve kaya bunu tuzu çocuklarımız odasına koyduk. Lambaları evde kullandığımız zaman bu elektromanyetik alanı düzeltiyor ve temizliyor. Ben size söylüyorum, lütfen hakikaten, yok dışarıdan o geldi, Amerikan horozu gelmiş, kuyruğu yokmuş. Kuyruğu olmayan horoz
Zor genetiği değiştirilmiştir. Doğal değildir. Kuyruğu hocam, yokmuş. Şimdi fotoğraf koymuş. Horozun kuyruğu olmaz olur mu? İbi olmaz olur mu? Hadi orada. Tek idolüm Karatay ne söylerse doğru. Mavi yumurta da neymiş diyor Suzeta. Bu arada Erzincan Kemah tuzunu unuttunuz sanırım demiş. Duygu unutur muyuz? Tabii ki hayır. Bütün kayalarda tuz var çocuklar. Evet. Hititlerden beri çıkartılıyor yörel olarak. Yani ben bütün kaya biz tektonik bir ülkede yaşıyoruz. Yani hem kuzeyde hem güneyde fay hattımız var. Bunlar kaya demektir. Bu kayalar binlerce yıl tuz üretiliyor. Orta çağda ve ilk çağda kaya tuzu harpleri yapılıyordu. Harp yapılıyordu. Kaya tuzu için savaşıyorlardı. Savaşıyorlardı yani. Evet. Bu kadar evet. ciddi bir şey. Bu kadar şey ciddi. İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da, Azerbaycan'da, Polonya'da dediğiniz gibi Almanya'da nefesi açmak için, kalp krizini geçirenlerin rahatlaması için, tansiyon hastaları için şezlonglarla kaya tuzu mağarasının içinde şeyler yerler kurulmuş. Çankırı'da da bizim Hititlerden kalma 2000 yıldan beri işletilen kaya tuzu mağarası. Devasa bir yer. Oradan da bir inşallah sağlık merkezi yapmak durumundayız. İnşallah. Ya inşallah bence Sağlık Bakanlığı'nın ve valinin çok büyük katkısı oluyor. Peki.